Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burada beta'da şu an Yarına Dikkat adlı bir etkinlik var. Onu beraber keşfedelim, beraber oynayalım istedim. İlk önce şöyle bir zaten oyun mekaniğini size göstereyim. Oyun mekaniği zaten bizim yıldönümü etkinliğiyle çok benzer. Yani yine burada 3 tane yenilikçi var. Bunlar zaten aynı şeye geçiyor, aynı anlama geliyor. Bunları zaten hiç ben kullanmadım. İşte mini eventlerle birazcık almaya çalıştım. Ufak tefek mekanik şeyleri var. Onları da size birazdan göstereyim diyeyim. Görevler 55 tane. İşte 34'e kadar ne bileyim günlük görevlerde 100 worker yani işçi veriyor. Burada işçiyle oynayabiliyoruz. 100 işçi 100 işçi veriyor, geliyor. İşte 34'ten sonra ne bileyim ya da 37'den sonra 170 170 veriyor. Ben 200 bekliyordum. Yine her videoda yakındığım gibi burada yine az az verip bizi kıvrandırmaya devam ediyorlar. Neden kıvrandırıldığını anlamak için de birazdan şimdi onu anlatacağım. Bu ikinci mini event bugün geldi 26'sında. Bundan tam bir hafta önce de mini event geldi. Şeyleri normal yani işte şu kadar kendi çağından özellikle şeyleri zordu. İşte kendi çağında üretim yap diyor. Bir saatlik 10 tane. Tamam ben de mesela burada sallıyorum kaç tane var? 5-6 tane var. Bir saatli yaparım. Ondan sonra 4 saatlik yap diyor. Ondan sonra işte 8 saatlik yap diyor. 10 tane, 20 tane ne bileyim. En son artık 24 saatlik yap diyecek büyük ihtimal. Ondan da 30 tane isteyecek. Yani bu birazcık burada uğraştırıyor Mini Event. Mini Event'in ödülleri de zaten şu binayı biliyoruz. Feta Farm. Aralarda sadece bu Golden yükseltme kitlerinden falan filan veriyor. Yani ne kadar değer ne kadar değmez bilmiyorum. Bir sürü elimizde altın yükseltme kiti oldu. Ama binaları yükseltecek binası yok diyelim. Şöyle bir geçici binası var. Bu geçici binalar artık sevdiler herhalde. Kuantum saldırı savunma veriyor ve birçok özellik falan veriyor. Herhalde ben bilgisayarı yeni açtığım için oralar güncellenip açmamış. Herhalde altın erzak desteği falandır. 40 bin 40 bin herhalde kuantum parçası verecek hali yok. En sonki binası böyle. Yani en son ödüller bu birkaç eventtir zaten zayıf kalıyor. Bana göre zayıf. Şu an oynadığımız etkinlikte de zaten bu mini eventlerde haritacı vardı. Haritacıyı alıp bıraktım ben. Daha fazla ilerlemedim. Görevler bir tek işte bu kendi çağından erzak üret. 1 saatlik, 4 saatlik, 8 saatlik ne bileyim 24 saatlik onlar çok zorluyor. Öbür türlü işte 2 level taş kır 5 tane, 3 level taş kır 5 tane. Onun tarzında zaten oyun mekaniği şeyle aynı. Yıl dönümü etkinliğiyle aynı. Buna geçmeden şuna geçeyim. Şöyle bir şey yeni getirmişler. Dünya şampiyonası diye, Dünya World Challenge diye getirmişler. Şuradan biraz okumaya çalıştım. İşte belirli görevler yaparak bu barı doldurmaya çalışıyorsunuz. Barı doldurduktan sonra buradaki ödülü, aslında şurada güzel bir ödül var. Ben o ödülü göstermeye çalışayım. Şunlardan birazcık parça topladım ben. 654 tane toplamışım. Binası harika. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şundan bahsedeyim ilk önce. İlk önce bu World Challenge ben mobilden oynadığım için ilk mobile gelmedi. Ben 4 gün 5 gün mobilden oynadım. İşte normal bunu oynama mekaniğini az çok bildiğimiz için bunu oynuyorum. Sonra bilgisayardan gireyim oyuna bir bakayım. Sonra bir baktım bilgisayarda böyle bir yer var. Ben de ilk başta bilgisayarda gözüme çarpmadı. Bunun bu hani aynısı diye bunun birleşiği diye. Son tıkladım baktım burada böyle bir şeyler var. Ne olduğunu anlamadım. İşte burada diyor ki 690 tane diyor işte ağaç kurtardın diyor. Şu an ben 14. seviyedeyim. Bunun seviyeleri bak telefondan gözüküyor. Heh, şuradan mı gözüküyordu? Yok. Telefondan şuradan bir yerden tıklayınca onun seviyeleri falan gözüküyordu. İşte biraz araştırdım. İşte görevleri tamamlayın. Buradaki ödülleri almayı hak kazanın gibi uyarılar falan ver diyor ama görevlerin ne olduğu yazmıyor. Yani bir etkinlik görevi değil. Yani bunun içinde yapılan pek bir şey değil. En son kendi yerinden yani şöyle bir şey yok. Onu burada da diyor ki ne kadar aktif oyuncu varsa serverınızda herkes oynadıkça orası işte belli bir matematiği var, belli bir algoritması var. Herkes bu oyuna destek verdikçe, daha doğrusu oyun oynadıkça o barda bir ilerleme kaydediliyor ve herkes o ödülleri de almaya hak kazanıyor. Ben 14'e kadar geldim. Bunun mesela ben en son oynadığımda Go to Task dediği zaman zaten oyuna yönlendiriyor seni. Ama ben dün mesela oynayıp çıktım bilgisayardan ama burası aktif değildi. Şu an mesela bu ödül gelmiş. Sınırlı bina büyük ihtimal. Aynen sınırlı bina. Şimdi burası böyle. İşte bu
15'e 15 tamam diyor. Buraya doldur diyor ama burada ne görevler var, ne yok, nasıl oluyor bilmiyorum. Sadece şöyle bir şu binayı da göstereyim de. Yani hiçbir şey bilmediğim halde bile 654 parça kazandım. Bunu ben büyük ihtimal kendim kazanmadım. Bunu bu serverda oynayan arkadaşlarla beraber oyna bütün serverda oyuncuları oynadığı halde oraya bence bir puan ekleniyor. Bu herkes de online olan bir sistem büyük ihtimal. Herkes oynadıkça oyunu, eventi buraya bir puan sistemi ekleniyor ve siz bu bar doldukça buradaki ödülleri almaya hak kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi binası çok güzel. Kuantum saldırı savunması biraz bir tık zayıf kalmış ama kırmızı özellikle LSA saldırı savunmaları falan çok güzel. O yüzden bu etkinlikle mi geldi bitecek yoksa bir sonraki etkinlikte bir daha devam mı edecek? Yani bu bir ekstra bir challenge mıdır falan filan. Onunla ilgili bir bilgim yok. Yani şöyle hatta şununla ilgili şurada bir yazı var. İsterseniz video durdurup şurada Dünya Mücadelesi şuraya durdurup bir okuyabilirsiniz. Yani oyuncuların katılımıyla ilerleyip ödülleri almaya hak kazanırsınız gibi bir açıklama var. Başka bir şey yok. Buralarda da bir şey yazmamışlar. Şurayı da isterseniz şöyle durdurup okuyabilirsiniz. Diyelim ve şuraya doğru geçeceğim. Şimdi go to task dedim ama bunun sadece bir tık ilerlemesi ben şöyle çözdüm. Biraz da seni teşvik ediyorum. Şunu reset dediğiniz zaman ara sıra ilerleme orada gidiyor. Ara sıra olmuyor. Yani biraz karışık. Anlamadım ben de. Bugün zaten şeylerine şöyle bir çarpı 2 alalım. 200 FP geldi. Keşke bina gelseydi. Ben şuradan günlük ödülleri açayım telefondan. Not defteri. Hemen şuradan. Günlük ödüller de fena değildi. Fena gelmedi. Zaten 13 Haziran'da başladı oyun. 18 Haziran'da birinci mini event geldi. 26, 25. 25 Haziran'da ikinci mini event gelmiş. Evet. Bu Aegean binasının parçaları geliyor. Aegean binasının altın yükseltmeleri geliyor. Şu. Hatta bir tanesi ben tamamladım oradan. Aegean geldiği için. Biliyorsunuz bu yol istemiyor ve çok güzel saldırı savunma veriyor derken şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi yani yol istemediği için kırmızı saldırı savunması falan güzel bina. Ben bunu oynadım. Bunun parçalarını düşürmeye oynadım. Başka ne gelmiş? İşte Aegean'ın parçaları gelmiş. Yel değirmeninin altın yükseltmesi gelmiş. Sonra yel değirmeni gelmiş. Epic kart gelmiş. Geçen senenin epic kartı. Yel değirmeninin yükseltmeleri gelmiş. Yine Aegean'ın gelmiş. Aegean'ın gelmiş parçalar. Yani bu böyle Aegean'la yel değirmen arasında bir tercih yapacağız büyük ihtimal. Yani ben Aegean alma taraftarıyım. Bugün de yel değirmeni gelmiş. Herhalde değiştir desek farklı bir şey gelecek ama değiştirmeyelim şimdi. Belki kutu açarız biraz da. Bunda zaten oynama mantığı yıl dönümü etkinliği ile aynı. Fakat orada her bir parça böyle çıkardığımız zaman 10-10 gidiyordu. Burada 20-20 gidiyor. Bu biraz tezat tarafı olmuş. Yani hiç hoşuma gitmedi burası. Yoksa birleştirmeleri aynı. 3 tane işte materyal var. Bir çiçek görünümlü materyaller var. Bir işte böcek var. Bir de su materyali var. Ben çiçek böcek etkinliği diyebiliriz buna. Şöyle yeni bir seriye başlayalım. Burada 20-20 çıkardığımızın çok işçi gidiyor. İşçiler de ilk başta 100-100 veriyor görevlerde. Hadi 24 saat sonra bir daha 100 veriyor. 200 yani çok az. Günlük görevler düşünce 170-170 veriyor. Aralarda şöyle 500, 200, 1000 aldık ama arada geldi gitti yani. Ben yıl dönümü etkinliği için şöyle bir şey önermiştim mesela. İlk zaten 24 saat geçtikten sonra yani gece 12 geçtikten sonra bir defa ücretsiz resetleyin. Ve ben size buradan 10 tane çıkarın demiştim. Yani 10 tane 5 oldu galiba 6, 7. Ben şöyle 8 çıkaracağım. Bunda çünkü çok fazla şey gidiyor. İşçi gidiyor. O yüzden normalde ben bunu yıl dönümü etkinliğinde ne diyordum? 4 çarpı 10'u yapın. Yani bunu 4 kere buraya tamamlayın. İlk önce alacaklarınızı alın. Anahtarlarınızı toplayın. Ondan sonra burada 160 reseti görene kadar oynayın. Bunda yeri geldi 4 turda oynadım. 3 turda oynadım. 2 tur oynadım. Hatta bazı zamanlar oynamaya, şu an mesela bak, oynamaya korkuyorum. Çünkü puanım çok az. Nasıl yenileyeceğim diye. Ben şunlarla artık birazcık takviye edeceğiz. Bir avantajı da şu. Normalde biz 3 yıldız. Şöyle bir tane hemen ayarlayayım ben. Şimdi burada bir tane böceğimiz var. Şu böceğin bir tane kemik ucunu alırım. Bir tane şey anahtar ucu, anahtar sapı. Böyle 3
seviye bir böceğimiz oldu. 3 seviye bir böcek ya da 3 seviye taşları hatırlarsanız bir anahtar veriyordu. Bunda iki anahtar veriyor. Şöyle bir tane ben bir 4 seviye yapmaya çalışayım. Şurada bir tane anahtarın ucu var. Şurada anahtarın işte sapı var. Gördüğünüz gibi burada 4 seviye bir böcek oldu ama 6 anahtar veriyor. Biliyorsunuz 4 seviye bir taşlarda 3 anahtar veriyordu. Bunda 6 anahtar çıkamıyor. Yani 6 anahtar şeyini yükseltmişler. Yani burada harcadığınız materyal biraz hızlı olacak ama anahtar kazanımız aynı. Ben burada en fazla anahtar hepsinin 300-300-300 olarak gördüm. Yani zaten yıl dönümü etkinliğinde de o civarlar görüyorduk. Geçen günlerde işte tabii ben Aegean parçası düşürmek için harcadım. Diyelim ve oynayayım. Şimdi bu 4 seviye burada vursun. Şimdi bir seviye var mı başka? Var. Şurada var. Şurada sapı var. Şöyle bir 3 seviye daha oldu. Bir seviye başka var mı? Yok. Şunu kenara kaldırabiliriz. Şimdi bizim elimizde ne kaldı? 3 seviyeliklerlik 4 seviye yapalım. Şu açılmayan 3 seviyeyi aldık. Şöyle koyalım. Başka bir 3 seviye var mı? Yok. Artık olmadığı için başka da buradan işçi harcamayacağım için şu 3 seviye bir kez içeri atalım. Şu 4 seviyeyi de içeri atalım. Şu kalan 4 seviyeyle şunları ödüllerini alalım. Ne oluyor? Careful dedin. Tamam, bir dakika. Bunda böyle ses gelmiyordu. İnşallah sizin kulağınızı rahatsız etmemiştir. Şöyle bakalım. Ha. Tamam. Ha, şunu bakarak da yapacaktı. Bak onu da unuttuk. Neyse, göstermek için. Left piece. Ha, bunlara bak, şu iki onları koyması iyi oluyordu. İki tane diyor. İki tane diyor şeyden özgür bırak diyor. Ama burada ne simgesi olduğunu falan gösteriyor. Şimdi mesela burada şu masa bir böyle yaprak simgesi var. İki tane de diyor yeşil anahtar kazan diyor. Tamam. Biz yeşilleri topladık mı? Hatta şu World Challenge'a da bakayım. Bir şey oldu mu onda? Olmadı hala. Hala orada. Tamam. İki tane yeşil özgür bırak diyordu. Tamam. Tamam. İki tane özgür bırakalım. Şu yeşilleri şöyle bir yukarı koyayım. Başka yeşil çıkmamış mı? Çıkmamış. Yeşil zaten yeşilden istedin tam da. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane deneyeyim bakayım. Yeşil çıkacak mı? Çıktı. Şundan şöyle bir yapalım. Şundan da bir ucunu yapalım. Şunu atınca da anahtar. Ben bunun sesini kıssam çok iyi olacak. İnşallah size gelmiyordur bunun sesi. Foyalperden geliyor ama. Evet. Şimdi diyor ki 8 tane şey yap. Müzakere et diyor. Müzakere sistemi de. Demek ki bu birinci de müzakere pek gelmedi. Birinci mini eventte kendi çağınızda erzak üretin. 1 saat, 4 saat, 10, işte 10 saat gibi böyle darlamalar yaptı. Bu ikinci mini eventte de o zaman müzakere üzerinden darlayacak bizi. Neyse, yapamayacağımız için biz etkinliği göstermeye devam edelim. Şunlar bir ayak altından kalksın. Yeşille hiçbir işim yok. Gördüğünüz gibi yani böyle kısıtlı oynadığınız zaman şimdi bütün yeşillerde böyle kalıyor. Bu turu böyle oynayalım. İkinci turu şunlarla beraber oynamaya çalışalım. Şimdi hemen sulardan gidelim. Sularda hep sap var vallahi. Hiç uç yok. Neyse şuradan bir sap alalım. Şu sapı almak istiyorum. Şuradan da ucunu almak istiyorum. 4 seviyelik bir ucumuz oldu. Şunla var mı? Var. Şurada bir sap. Şurada bir uç. Sap diyorum ama uç aslında. Bunu da atalım. 4 seviye herhangi bir şey yok. Bunun da yok ama hiç olmazsa şu ödülleri alabilmek için şöyle açıyorum. Yani gördüğünüz gibi bu oyun böyle kaldı. Artık daha fazla buradan işçi çıkarmanın bir anlamı yok. Bozuluyor. Daha doğrusu daha fazla şey harcıyorsunuz. Şimdi şuradan bir tur da yenile diyeceğiz ama ben şu World Challenge'a bir daha bakacağım. Bak bu sefer gelmiş. Ne yaptık oldu? Bilmiyorum. Yani biraz oynadık, bir şey yaptık. Görev dediği büyük ihtimal şunlar mı acaba? Görevleri tamamlayın, oynayın. Belki bunları tamamladıkça burası ilerliyordur. Şimdi mesela verdi. Biraz daha parçamız oldu. Tamam. Herhalde 1000 yapamayacağız biz onu ya. Kalacak. Go to task diyelim. Tamam. Şimdi bir tur. Şuradan bir tur daha yenilelim. Bakalım bir etkileşim oldu mu? Olmadı. Hala duruyor. Yani görev yaparak ilerleniyor deniyor ama mini eventler olabilir ama mini event yokken de ben ilerleme aldım buradan. İlginç. Neyse, çıkar kokusu.
Şimdi yine bir 10 tane çıkaracağım bu sefer. 2, 3, 10 tane diyorum. 8 tane çıkar. Hadi bir tane de sizden olsun. Şöyle. Şunlar bizim oynama materyallerimiz. Bizim mesela burada hangi anahtarımız az, daha doğrusu fazla yeşil. Yeşilleri direkt mesela şey yapabiliriz. Bunlardan hangi birine tıklarsak şey yapacak değil mi? Rengini değiştirecek. Şöyle yapalım. Bunları büyük ihtimal renksiz yapacak. Aynen. Tamam. Renksiz yapacak. Artık bunları istediklerimizle birleştirebileceğiz. Bunun zaten amacı herhangi bir rengi renksiz hale getirmek. Yani diğerleri bile birleştirebilir hale gelmek. Bunu çok dengesiz anahtar dizilimi gidiyor. Ben de olduğu gibi mesela burada sallıyorum 45 değil de 200 olduğunu düşünün. Burada 150, burada 100. Bunu kutuları açarken, anahtarları harcarken daha doğrusu dengeli götüremiyorsunuz. Bir oradan açıyorum, bir bundan açıyorum, bir bundan açıyorum. Hani böyle bir dengeli götürmeye çalışıyoruz. Bu dengeyi sağlayabilmek için böyle küçük oyunlar yapabilirsiniz. Hangisi daha fazlaydı bizde? Yeşil daha fazla. Yeşilleri akarte ederek, yani saf dışı bırakarak kırmızı ve beyazları şu an çoğaltmak istiyoruz diyelim. Ben ilk önce şunları şöyle bir kenara koyayım. Şu benim böcek de gelmemiş galiba benim değil mi? Aynen. Böcek de bir tane gelmiş. Neyse renksizleri böceklere harcarız. Şöyle bir tane anahtarın ucu şöyle bir sapı 3 seviye yaptık. Şuradan bir tane uç, bir tane sap. Şöyle 3 seviye yaptık. Şu 3 seviye olur galiba. Değil mi? Evet, 3 seviye olacak. Neyse şöyle dursun bakalım. Şimdi biraz böceklerden pardon. Böceklerden gidelim. 2 seviye böceğim hiç yok mu? Allah sizi ya. 2 seviye böcek hiç yok. Ben neyle belirteceğim? Bak bir sürü uç var, sap var. 2 seviye böcek yok. Neyse şunlardan artık yapmaya çalışacağız. 2 seviye. Ha, bir tane burada şey varmış. Tamam. Bir tane burada uç varmış. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi birden tak tak diye yapmak istemiyorum. Burada maksimum zaten anahtarı elde etmek istiyorum. Anahtar çıkarmaya odaklı oynamak istiyorum. Şunları tekrar şöyle yukarı koyalım. Yine bir seviye şeyim yok. Şu an şunu keşke birleştirmeseydik. İki seviye şeye lazım oldu. Ben şöyle bir saniye durdurayım. Bir inceleyeyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kara düzen oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Pek fazla şu an sıcak. Direkt mesela şunlar ya beyazlarla birleştirmek istiyorum. Beyazların da hani şey yok. İki seviye olanı yok. Şunu birleştirdik. Tavşan gibi hemen kaldık. Şimdi iki seviyesiz. Şeylerin yok. Üç seviye ne var böceklerde? Tamam, bu var. Şöyle iki seviye bir anahtar. Şununla bir üç yapalım. Şunda 4 seviye bir anahtarımız. Şunu bir içeri atmak istiyorum. 4 seviye daha çıkarırız. İnşallah çıkarırız. Şimdi bir seviye şu böceğin sapından almak istiyorum. Başka öyle sap ya da uç var mı 2 seviye? Şöyle atalım. 3 seviye bir böceğimiz oldu. Tamam. Bu da burada dursun. Şöyle 2 seviye başka uç var mı? Sap var mı daha doğrusu? Burada var. Şunu da şöyle yaptık. Tamam. Bunlar 4 seviye direkt. Başka var mı bizim hareketli? Bunların hiçbiri hareketli değil. O zaman abi başlıyoruz. Yavaş yavaş şunları birleştirmeye. Ben ilk önce şununla bir birleştireceğim. Şunu bir atmak istiyorum. 4 seviye yapayım. Şu şurada dursun. Şunları 4 seviye yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle dursun. Bir 4 seviye daha şöyle yapalım. Bir tane 4 seviyemiz var zaten. İçeri atalım bunu. Şunda bir tane sap yok mu? Uç var burada. Uç var. Burada da uç var. Böceklerden de yok galiba uç. Tamam. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şuraya içeri atıyoruz. Şunun ödülünü alalım. Maksat gelsin. Şunu da şöyle yapalım. 3 seviyesi var mı? Yok. Bir tane şöyle çıkarayım. Niye buradan çıkarıyorum? Bir şey daha var. Bak 2 seviye şimdi geldi.
İki seviye sap var mı? Şöyle yapsak. Şu var. O da aradan kalksın. Daha böyle detaylı siz oynayabilirsiniz ama şu an mesela şuradan da mesela bir tane random çıkarılıyor. Aynen. Bunu da mesela göstermiş olayım. Başka yok galiba değil mi? İki seviye olarak yok. İki seviye şey var mı? Tüplerden var mı? Yok. Tamam. Bu bölümü de ot. Mouse nereye tıklıyorsun? Bunu da böyle atalım. Üçüncü seviyeye geçelim. Hatta bakalım bir ilerleme var mı? Bak yine bir şeyler olmuş. Yine veriyor bize. Ver abi o zaman. Bedava fragment. Tamam. Bir daha devam edelim. Anlamadım. Şimdi üçüncü seviyeye geçebiliriz. Burada herhalde yapacağımız başka hiçbir şey yok. Keşke o dört seviyeleri atmasaydık. Direkt şunları da alırdık. Hediyelerini alırdık en azından. Bir tur daha yenileyelim. Bundan sonra da 160 geliyor. Yani 3 tur oynayabilirsin. 8'den işte 80, 160, 320, 480 değiştirmelerle 500-550. Yani günlük tüketiminiz 500-550 aynı şeye denk geliyor. Yıl dönümü etkinliğinde de öyle demiştim. Yıllık günlük tüketiminiz işte enerji tüketiminiz 550-600 olsun. Şey sonuna kadar oynayabilirsiniz. Ama tabi biraz böyle biriktirip mini event zamanlarında oynayabilirsiniz. Amaç buradan her gün düzenli olarak oynamaktan ziyade uygun günlük ödülü aldıktan sonra kutularınızı daha doğrusu açabilmek amaç o. Biriktirip de oynayabilirsiniz. Ama yine de ara ara oynamanız lazım ki birikmesi de lazım. Şimdi bizim yine hangisi eksik? Yine mavi eksik. Şey kırmızılar fazla. Bu sefer kırmızıları ekarte edelim bakalım. Tamam. Kırmızıları ekarte edelim. Bu şu zaten random çıkarıyordu. Biliyorsunuz artık beyaz olduğu için beyaz da çıkıyor. Şöyle 2, 3, 4. 4 tane çıkartacağım. Geri kalanlarını şuradan çıkartacağım. Şunlar bitsin. Rastgele çıkarıyor. Şöyle bir yaprağımızı şöyle yapalım. Şöyle 3 seviye bir yaprağımız olsun. Başka şöyle bir yapraktan şöyle bir 3 seviye daha alalım. 2 seviye sap var mı? Şeffaflardan var. Şurada da ucu var. Tamam. Şöyle 3 tane bir anahtarımız şurada dursun bakalım. Şimdi beyazlardan bir tık birazcık gitmek istiyorum. Şunlar bir işime yaramayacak bu tur. 2 seviye var mı? Sap şurada var. Tamam. 3 seviye yaptık. Şöyle 2 seviye sapından şöyle ucundan şöyle 4-6 anahtarımızı alalım. Şöyle 2 seviye daha şuradan şunla şunu yapsak şunla şunu yapacağız. Şunu da atalım içeriye. 4 seviye hiç gelmemiş galiba. Hatta bak şunu da şöyle yapabiliriz. Hiç yok demem. Aradan kalksın o da. Şimdi şöyle bir tane buradan sap. Bir tane şuradan sap. Şöyle bir tane 4 seviye yapalım. Zaten evet 4250'ye kadar gelmiş. Hatta 3750'ye kadar gelseniz yetiyor. Kutuları açınca zaten 3700. Yani ben böyle kara düzen oynadım. Yine de kutuları alabildim yani. İnşallah bizim şeye gelince törpülemezler. Yani bu aralıkları falan açarlarsa almak çok zor olur yani. Hemen şurada 3 seviyemiz var. 4 seviye bir sap var mı? Var. Şöyle 3 seviyeli, şöyle 4 seviyeli bir sapıyla şu da kenarda dursun. Şu artık 3 seviyeleri 4 seviye yapmamızın vakti geldi. Başka tamam. Şöyle şunları 3 seviye yapalım. Şunun da şeyini açalım. Başka hareketlimiz. Şunların da ödüllerini koparalım. Ödüldür. Başka bir şey yok galiba. Bu şeyi de böyle bitirmiş olduk. Şu da bir dakika. 4 seviyelik bir eğer elinizde bir çiçek böcek bir şey varsa onu bölüyor ve bir alt seviyeye çeviriyor. Sallıyorum 4 seviyelik bir taşa siz değdirdiğinizde parçaladığınızda 3 seviye elinizde birer anahtarlı. Herhalde ya birer ya ikişer anahtarlı eliniz o. Yani bir alt seviyeye düşürüyor. Ve
birleştirme olasılığınızı yükseltiyor diyeyim ben size. Şu lig sistemini hiç göstermedim. Lig sistemi güzel. Burada büyük ihtimal yeni etkinlik olduğu için ben Silver'a kadar çıkabildim. Çünkü yeni oyunlarda genelde böyle gördüğünüz gibi Gold'una da çıkabiliyoruz, Silver'a da çıkabiliyoruz. Fakat iyi yanı bronzda da kalsanız Quantum mavi defansı veren binayı almaya hak kazanıyorsunuz. Silver'a gelirseniz %20 oluyor bu. Eğer altında kalmaya hak kazanırsanız hangisiydi onun binası? Şu. %25 mavi defans alma hakkına kazanıyorsunuz. Ama bronza da kalsanız %15'iniz garanti. Çoğu insan da zaten %15'te bu ödül almaya hak kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Başka bir şey yok. Şunlar şeyli görev. Neydi o? Altın yükseltmesi. Ha, ben şeyini göstermedim. Bir dakika. Ana binasını hiç göstermedik biz. Niye öyle bir şey yaptık? Ana binası biraz tırt. 7 seviye ama ne saldırı var, ne savunma var. Sadece FP artışınızı %1 arttırıyor. Büyük ihtimal bu burada tepki çekmiştir. İnsan bir 10-15'te olsa saldırı savunma koyar diye tepki çekmiştir. Belki bize saldırı savunmalı olarak gelir. Bunun Golden'ı da şöyle Golden'a bakalım. %2 yapıyor galiba. Aynen %2 yapıyor. İşte 30 tane Next Age Units diyor. Allah Allah, sonraki çağdan. Sonraki çağ. Şimdi ben Titan'dayım. Sonraki çağdan nasıl verecek? İlginç. Neyse. Bunu da kapatalım. Başka öyle zaten şeylerde güzel bir bina yok. Zaten geçici binalarınızdan alıştılar. Nasıl para harcayan da var oyuna deyip geçici binaları veriyorlar. Yani şimdi bunları parayla satıp bir sonraki etkinliğin mini eventinde bunları ücretsiz olarak vermeleri de garip oluyor. Çünkü şu an bizim serverlarımızda olan etkinliklerde biliyorsun mini eventlerde aralarda o bizim etkinlikten almaya çalıştığımız süreli binaları görev yaparak size veriyor yani. O zaman adam buraya bunu görüyor. Diyor ki ben para basacağım diyor. Bassın tamam. Bunları alıyor ama para basıp sonraki etkinliğin mini eventinde sen bunları ücretsiz verirsen tamamen saçmalığa dönmüş oluyor. Yani oynayış tarzı böyle. Şundan ben birazcık da daha kutu açayım. En çok benim mesela ne? Yeşil. Şöyle biraz yeşilden eksiltmem lazım. Şunu kapatayım. 3, 6, 9 mesela maviden çok gidecek. Şöyle bir tur şundan alalım. Bir tane aldık. Tamam. Şundan 3 az gidecek. Tamam. Ondan versene. Niye vermiyorsun? En yükseğini açıyorum. 6, 6, 6. Gayet adil. Şöyle. 3, 6, 9. Hadi kırmızıdan gitsin birazcık. Tamam. Bir parça daha böyle aldık. 9 şeyden gidecek. Yeşilden gidecek. Tamam gitsin. Zaten yeşilimiz çok. Şu ozalit verme artık diyeceğim de ama ozaliti olmayandan açıyorum. Git kaç tane verdin gitsene. Bir tur daha açayım şundan. Bak yine ozalit diyor. Allah seni ne yapmasın. Maviden fazlaydı. Şöyle bir tık maviden açalım. Şu aşağıdan açacağım yine bir tur. Söylendik ya. Gelir şimdi ozalit. Oğlum bina parçası versene. Git lan. Gitmiyor da. Bir tur daha açalım. Yükseltme kiti çok lazımdı. Bir tur daha açacağım. Tamam şöyle ver işte. Bir dokuzlu. Maviden çok gitti ama gitsin bakalım. Şöyle bir tur daha açıyorum. Böyle kalsın. Ben yarına da çünkü şey yaparım. Günlük ödüle. Mesela ne verdi? Epic Selection kart veriyor mesela. Bu kaç sene öncesinin belki de şeyi içinde kayı değer hiçbir şey yok yani. İnsan bunu neden almak için çaba göstersin ki? Bakalım kaça kadar çıktık. Tamam şu 4500'ü rahatladık. Yani böyle kara düzen oynadığınız gibi benim gibi 4500'e çıkarsınız. Bakalım düşeriz. Büyük ihtimal düşürürler çünkü burada artık oyunu artık kavrayabildiler. O yüzden bunlar artık 6000 7000 lira doğru gider. Diyeyim ve videomu burada bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videom daha sonuna geldim. Umarım faydalı olabilmişimdir, aktarabilmişimdir. En azından ön bir bilgi verebilmişimdir size. Evet arkadaşlar bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilir. Loncanızla paylaşabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar.